Bir önceki videoda, daha sonraki videomda Çanakkale ve Balıkesir'den bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi bu videoda size Çanakkale ve Balıkesir bölgesindeki altın yataklarından bahsedeceğim. Bölge oldukça önemli. Bölgede çok ciddi bir altın potansiyeli var. Bildiklerimin hepsini burada sizinle paylaşmaya çalışacağım. Özellikle bu bölgenin tarihini incelediğimizde, bu bölgede geçmişte gerçekten ciddi miktarda altın madenciliği yapıldığını görebiliriz. Geçmiş derken kastım 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl gibi bir geçmişten bahsetmiyorum. Mesela Çanakkale'de Truvalılara baktığımızda Truvalılar altınlarıyla ünlüydü. Bölgede çok ciddi anlamda altın madenciliği yapılıyordu. Yine bu bölgede çok geçmiş dönemde altın madenciliği yapıldığına dair birçok iz bulunmaktadır. Araziye çıktığınızda çok eskiden kalmış altın madenciliğine ait bazen hani aletler, edevatlar, bazı işte eski murçlar ya da bazı şeyler bulabiliyorsunuz. Eski galeriler bulabiliyorsunuz. Bölgede bir zamanlar ciddi anlamda altın madenciliği yapılmış. Tabii mesela Truvalılar dediğimizde kastettiğimiz bundan belki 2000 yıl öncesi, hatta daha da eski. 2000'den bile fazla, 2500-3000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şimdi Çanakkale ile başlayalım. Biraz Google Earth üzerinde size göstererek anlatmaya çalışacağım. Çanakkale'de arkadaşlar, Truva'nın bulunduğu bölge, şu Tevfik Yekunkale buralarda. Truva burada bulunuyor, şu bölgede bulunuyor. Bu bölgenin etrafında baktığımız zaman da yakın coğrafyasında aslında birçok altın madeninin olduğu biliniyor. Şimdi ben ilk önce mevcutta işleyen altın madeniyle başlayacağım. Çanakkale'de Lapseki'de mevcutta zaten çalışan bir altın madeni mevcut. Lapseki Şahinli köyünde. Şöyle Lapseki, buradan da Şahinli köyüne geldiğimiz zaman şöyle gösterebilirim. Bu Lapseki'den işte yukarıya doğru çıkıyorsunuz, köye doğru, dağlara doğru diyelim. Şahinli köyüne geliyorsunuz. Şurada çalışan bir altın madeni mevcut. Bu bölgede, bunun çevresinde oldukça fazla altın madeni var. Yine burada çalışan bir altın madeni olduğu gibi burada eskiden başka bir madencilik şirketinin, yani bunun daha doğusunda başka bir madencilik şirketinin bir ruhsatı vardı. Bunun güneyinde yine başka şirketlere ait madencilik ruhsatları var. Bölge aslında maden ruhsatlarıyla dolu. Bu bölgenin tamamen her tarafı kapatılmış vaziyette. Burada dere yataklarına indiğiniz zaman, dere yataklarına gittiğinizde yol kenarında, bu yolların kenarında gittiğiniz kuvarsların içerisinde altınlar olduğunu görebilirsiniz. Ama şöyle, gözle görebileceğiniz altınlar yok. Bunları bir lupla incelemeniz gerekiyor. Lupla baktığınız takdirde ama buradaki bazı kuvarsların içerisinde, bazı kuvars damarlarının içinde altın bulunduğunu görebilirsiniz. Yine buradaki coğrafyaya baktığınızda, coğrafyasına göre buradaki dere yataklarına gittiğiniz zaman, bu dere yataklarının içerisinde de biraz panleleme yaptığınızda bir şeyler bulma ihtimaliniz var. Ben bölgede panleleme yapmadım. O yüzden %100 var diyemiyorum. Ama altın bu kadar yoğun olduğu bir yerde şansınız vardır diye düşünüyorum. Burada aynı zamanda şunu söyleyeyim. Bölgede eskiden işletilmiş maden ocakları olduğuna dair izler var. Yani sahada dolaşırken çok eski aletler bulabiliyorsunuz. Böyle muçlar ya da keskiler, bu tarz şeyler bulabiliyorsunuz. Ve yine sahada bazı yerlerde, bazı bölgelerde çok eskiden kalmış galerilere rastlayabiliyorsunuz. Şimdi buradan başka bir bölgeye gidelim, yine Çanakkale'de. Çanakkale Çan yoluna geldiğimiz zaman şöyle Çanakkale merkezden Çan'a doğru giden bir yol vardır. İşte burada bu Kurşunlu köyünden filan geçer. Ya yani köyün adı bile Kurşunlu. Demek ki buralarda kurşun varmış eskiden herhalde, ki köyün adı Kurşunlu konmuş. Bu yolda gittiğiniz zaman şöyle diyeyim. Şurada ocaklar var. Bunlar kuaylon ocakları var bu bölgede. Devam ettiğinizde bu terziler, serçiler. Buradan sonra diyeyim ki şu terzilerden sonra uçan Çanakkale yolunun sağ tarafı, giderken sağ tarafı ya da güney tarafı diyelim haritaya göre, Ortaca. Böyle ilerlediğiniz zaman buradaki dağların hepsi arkadaşlar altın madencileri tarafından kapatılmış ruhsatlarla dolu. Ve bu bölgede çok ciddi sondaj çalışmaları yapıyorlar. İşte bu Alamos Gold dedikleri, Kanadalıların hani bu Kaz Dağları eylemlerine neden olan ruhsatta, şurada Balaban dinlenme tesislerinin biraz yukarısında, şu bölgelerde sanırım
Tabii hatta o şeyleri kestikleri yerler tabii bakın Doğu Biga Madencilik diyor. Kirazlı Altın Madeni diyor. İşte yani o ağaçların kesildiği bölgede burası. Bu bölgede de çok ciddi bir altın cevherleşmesi mevcut. Bu bölgede de gene çalışma yapılabilir. Bu bölge taranabilir. Bu bölgeye bakılabilir. Tabii hem az önce Lapseki'deki bahsettiğim saha için hem de burası için şunun üstüne basa basa söylüyorum. Buraların hepsi arkadaşlar bir maden şirketi tarafından ruhsatlanmış sahalar. Yani ruhsatlı sahalar. Sahada bir çalışma yaparken yakalandığınızda herhangi bir şekilde eğer sizi ihbar ederlerse jandarmaya falan başınız ağrıyabilir. Yani biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buralara sakın ola ki şeyle falan gitmeyin. Hani böyle salaklarla, mavaklarla gitmeyin arkadaş. Yani gidin öyle bakın edin. En fazla yanınızda bir pan götürün. Panla bir şeyler yapın. Biri geldiği zaman panı çantanın içine sıkıştırıverin. Uzaklaşın gidin oradan. Salakla, mavakla yakalanırsanız kaçak madencilikten savcının önüne çıkarsınız. Yani bir şey olmaz. Para cezası alırsınız. Ama yani niye başınız ağrısın? Ciddi para cezası alabilirsiniz sonuçta. Burada mesela yerini tabi hatırlayamıyorum şu an. Serçilerin güneyinde bir tepedeydi. Böyle tepede böyle bir alan var. İşletilmiş küçük bir ocak gibi bir yer var hatta. Şurası olabilir. Burada arkadaşlar. Burası olabilir. %100 emin değilim. Burada Astra madeninin olduğu söyleniyor. Yani burada çok eski galeriler var. Çok eskiden işletilmiş maden galerileri ve maden kuyuları var. Bunun Truvalıların işlettiği meşhur Astra madeni olduğu söyleniyor. Yine bu bölgede başka yerlerde de bazı galeriler var. Bazıları da o diğer galeriler için meşhur Astra madeni burasıydı diyorlar. Ama bilinen bir gerçek var ki burada Truvalıların zamanından beri altın madenciliği yapıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce burada İngilizler altın madenciliği yapıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı ile beraber burayı terk ettiler. Daha sonra zaten yabancılar ülkemizde altın madenciliği yapamadılar. Ama burada Truvalıların zamanından başlayıp Birinci Dünya Savaşı'na kadar gelen bir altın madenciliği var. Aynı zamanda şu anda da burada bütün şirketlerin hepsinin ruhsatları var ve hepsi burada şu an altın madenciliği yapmak için uğraşıyorlar. Dediğim gibi bu Alamos Gold dediğimiz bu Kanadalı şirketin sahası da zaten yine burada. Bu bölge şu saha. Burada gene Çiğ'e gittiğiniz zaman bu bölgede arkadaşlar ciddi jeolojisi itibariyle altın cevherleşmesinin çok fazla olabileceği bir bölge. Bu Çanakkale bölgesi. Yine burada Çan'da Karadağ diye bir köy var. Şimdi o köye gitmediğim için bilmiyorum yerini çok. Orası bu diğerlere gittiğim sahalar oraya gitmedim hiç. Orayı bilmiyorum. Şu an bulamadım. Şuraya yazayım. Mesela burada da altın madeni var. Karadağ, Çanakkale. Burada da altın madeni var. Bakalım neredeymiş. Evet aynen şu bölgede. Hatta aşağıda bir yer var. Orası maden mi bilmiyorum. Ha buradaki burası bir altın madeni midir? Yok, bu sanırım termik santralmiş bu. Bu Karadağ'da da yine altın madeni olduğundan bahsediliyor. Bu bölgede de altın varlığından bahsediliyor. Bu bahsettiğim ama bütün sahaların içinde işleyen tek yer Lapseki'deki bir saha. Onun dışındakiler sadece ruhsatlı saha. Sondaj dışında herhangi bir faaliyet yok. Madencilik faaliyeti yok. Sadece sondaj çalışması yapılıyor. Ama sondaj çalışması olduğu için tabii ki sahada burada bunların firmaların ekipleri var. Bu firmalar ekipleriyle karşılaşmanız muhtemel karşılaşırsınız. Büyük ihtimalle karşılaşırsınız. Çünkü bölgede sahadaki arkadaşlar arama yapan jeologlar ya da tekniker arkadaşlar. Veya numuneci arkadaşlar. Ama sahada ciddi anlamda geziyorlar. Sahada karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bir de gene Biga ile Çan arasında Elmalı diye bir yer var. Şimdi nereye geldim? Çok mu gittim? Biga nerede? Ha Biga. Biga'dan Çan'a giderken Elmalı. Evet arkadaşlar şimdi bu bölgede de yine altın cevherleşmesinden bahsediliyor. Bu bölgede demir cevheri olan özellikle demir oksit zonları yoğun olduğu yerlere gidip bakılabilir. Hatta burada bir yerde yanlış hatırlamıyorsam bir tane kaplıca olması lazım. Zaten
Bazen kaplıcalar direkt altının şeyidir, habercisidir. Bakalım şöyle 40 geçit restoran diyor. Burada 40 geçit kaplıcası olması gerekiyor. Buralarda bir yerde muhtemelen orası, evet. Şöyle bir düzelteyim. Şöyle bakalım. Bakın arkadaş, şurada burası zaten, burada bir kaplıca var. Ya burası aynı zamanda termal aktivitelerin, hidrotermal olayların olduğu bir bölge. Özellikle şunu söyleyebilirim. Yani bunu duydum sadece. Şu bölge, yani bahsettiğim bu Çanakkale'den Çan'a giderken işte o Alamos'un, Kanadalıların olduğu, Rusat'ın olduğu bölge, şöyle komple Rusatlarla kapalı olan bu bölgede bazı sondajlarda 100-150 gram ton gibi değerlerin görüldüğünü öğrendim, duydum. Yöre halkından duydum bunları tabii. Bu, çünkü bu yöredeki insanların çoğu aynı zamanda buralardaki sondajlarda ya da burada arama yapan firmalarda çalışıyorlar. Onlardan böyle değerler olduğunu duydum. Böyle 150 gram ton gibi değerler kesildiğini gördüm. Bu 150 gram ton değer kesilen, sondajda değer bulunan bir yerde nugget olmaması, yani böyle ne bileyim çil çil altınların olmaması gerçekten ilginç olur. Büyük ihtimalle vardır diyeyim. Bir de tabii Çanakkale'de. Şimdi bu mesela şey olmuştu, bu Kaz Dağları dendi burada. Şu Kirazlı olan şu Alamos Gold'un maden için. Buranın Kaz Dağı ile hiçbir alakası yok arkadaşlar. Burası Kaz Dağı falan değil. Bunu sadece çevreci arkadaşlar Kaz Dağı diyerek olayı büyütmek için kullandılar. Burası Kaz Dağı falan değil. Şimdi gelelim Kaz Dağı'na. Çünkü Kaz Dağı'nda ciddi altınlar var. Kaz Dağı dediğimiz zaman arkadaşlar, işte Kaz Dağı burası. Şu bölge. Hatta şöyle direkt Kaz Dağı'nın şeyini nerede bulabiliriz? Aynen şurası Kaz Dağı olması lazım. Bakalım. Evet, Sarı Kız Zirve diyor. Evet, Kaz Dağları burası arkadaşlar. Altın olup İda Dağı. Kaz Dağı'nın diğer adı İda Dağı'dır. Zaten şurası da işte İda Dağı dediğimiz dağ. Şimdi şöyle bir soru sorun kendinize. Bir yerin adı neden Altın Oluk olur? Yani niye Altın Oluk? Niye buraya Altın Oluk demişler? Ben size şunu söyleyeyim. Buraya Altın Oluk denmesinin nedeni burada zamanında oluk oluk altın olması. Bu kadar basit. Mesela şöyle bir şey vardır. Astra Altın Madeninin az önce gösterdiğim bölgede olduğunu iddia eder birçok kişi. Ama gelin görün ki şöyle bir soru işareti vardır burada. Bu ciddi bir soru işaretidir. Benim cidden ilgimi çekmiştir. Şöyle geldiğiniz zaman direkt şuraya yazayım ben. Bakalım Astra diye buraya yazalım. Astra şöyle yazılıyor. Bakın Astra Antik Kenti Güre. Buraya geldiğiniz zaman Güre'de Astra Antik Kenti var şurada. Şimdi Astra Altın Madeni de aynı bu ismi taşıyor ve büyük ihtimalle buranın halkı tarafından işletilmiş. O yüzden ben bu madenin kesinlikle buralarda bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bu maden buralarda bir yerde. Yörenin adı Altınoluk. Hemen şurada şöyle geliyorsunuz. Altınoluk. Buradaki dağlara çıktığınız zaman dağlarda çok eski yıllarda işletilmiş maden galerilerinin olduğunu söylüyorlar. Ama bayağı bir yukarı çıkmak gerektiğinden bahsediyorlar. Yakın zamanda da işletilmiş, yine daha biraz daha tepelerde yakın zamanda işletilmiş bazı metalik maden yatakları var. Yakın zaman derken 40-50 yıl önce. Altın yok ama hani gümüş, kurşun, şey pardon gümüş diyorum, kurşun, çinko gibi maden yatakları var. Bu bölgede bir şeyler yoklayabilirsiniz. Özellikle her zaman dediğim gibi şöyle demir oksitin böyle kendini belli ettiği yerlerde, bu gerçi bu ağaçlardan kaynaklanmış. Ağaçların rengi buraya o rengi vermiş, demir oksitli olduğu için değil. Ama şurası pek ona benzemiyor. Burası sanırım biraz demir oksitli bir bölge. Şöyle yollara baktığımızda evet, yollar da böyle kızıl gibi. Bu bölge bakılabilecek bir bölge. Ben bu bölgede dere yataklarında uygun dereyi bulduğunuz zaman altın olduğunu biliyorum. Şimdi biraz da Balıkesir'den bahsedeyim. Balıkesir'de Meta'nın kayıtlarında da olan Havran, Kepsut ve Ayvalık'ta altın varlığından bahsedilir. Havran Küçükdere yatağının oldukça zengin olduğundan bahsedilir. Burada ortalamada 7-8 gram ton gibi bir altından bahsedilir. 7-8 gram ton altın iyi bir rakamdır ve ciddi miktarda rezerv olduğundan bahsedilir. Kepsut'ta Beyköy sahası vardır. Yine Kepsut'taki Beyköy sahasından bahsedilir. Bir de dediğim gibi Ayvalık'ta ki bir sahadan bahsedilir. Ayvalık'taki sahada Gömeç Kubaşlar sahası diye geçer.
Şimdi bunların dışında, Metehan'ın bulduğu bu altınların dışında bölgede özel madencilik şirketleri birçok altın sahası buldu. Mesela Sındırgı'da Çaygören Barajı yakınında bir altın madeni çalışıyor. İvrindi'de bir altın madeni çalışıyor. Dursun Bey'de yine bir altın madeni çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda bilinen bir şey de şu, mesela Sındırgı'da bir hani Çaygören Barajı'nda bir altın madeni çalıştığından bahsettim. Bu Kızıltepe dediğimiz bir maden. Bu Kızıltepe'deki madende dere sedimanlarının içerisinde altın varlığı biliniyor. Yani buradaki dere sedimanlarında da altın var arkadaşlar. Yine bölgede Balya'da Orhanlar köyünde altın maden sondaj çalışmaları yürütülüyor. Bir de Erdek'te Tatlısu'da altın çalışmaları yürütülüyor. Tabi buralar altının varlığının bilindiği yerler. Hani analizlerle ya da şeylerle burada altın varlığı tespit edilmiş. Bölgede şey tabi kritik bir konu, önemli bir konu. Yani burada altının varlığının olması sizin gidip bölgede çok rahatlıkla altın bulabileceğiniz anlamına gelmeyebilir. Çünkü altın çok küçük yapıda, mikron mertebesinde olabilir. Mikron mertebesinde ise bu altını palma ya da savakla alamazsınız. O yüzden hani gidip sahaya bir şey yapmak gerekiyor. Burada altın olabilecek damarları tespit edip onların yakınında biraz çalışma yapıp varlığının yokluğunun değerlendirilmesi gerekiyor. Ama unutmamanız gereken konu şu, bu saydığım sahaların büyük çoğunluğu ruhsatlı sahalar. Ruhsat sahibine yakalandığınız takdirde ciddi yaptırımlar uygulanabilir. Zaten onun dışında ülkemizde de bu şekilde gidip doğada altın çıkartmak yasal değil arkadaşlar. Yasak bir uygulama. Yani sizin sahanın ruhsatlı olmasına gerek yok. Saha ruhsatsız olsa bile birisi sizi şikayet ettiğinde eğer yakalanırsanız cezai yaptırımla karşılaşırsınız. Normal şartlarda Türkiye'de altın çıkarmak istiyorsanız gidip Maden İşleri ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden maden arama ruhsatı ve işletme ruhsatı almanız gerekiyor. Bu ruhsatınız almadan bu işi yaptığınız sürece aslında yasal olmayan bir faaliyet yürütüyorsunuz. Bunu da unutmayın.